Mustafa Ne? da var. Mustafa da var. Maalesef bölgemizde çayır tırtılı denen, ayçiçekte görünen yoğun bir şekilde hemen hemen her bölgemizde, her köyden, her ilçeden şikayetler gelmeye başladı. Maalesef bu sene de ayçiçeğinde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten bu sene ekim alanları da genişletmiştik ayçiçeğinde. Ama böyle bir çayır tırtılı denen hayvanın da ayçiçeklere büyük ölçüde zarar veriyor. Önce yapraklarını başlıyor zaten. Ondan sonra da oksijen almayınca ayçiçeği de bitiriyor, gidiyor. Yaklaşık tamamında da olduğu zaman çok büyük zararlara yol açıyor. Tabii drone ile ilaçlamalar başlatıldı çeşitli yerlerde, imkanları olan arkadaşlarımız yoğun bir şekilde ilaçlamalar da başladı. Yani her sene üretici çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Kurak bir senede bir de bunun olması gerçekten üreticilerimizi sıkıntıya soktu diyebilirim arkadaşlar. Bu hastalık kurak yerlerde de var, sulu alanlarda da var. İşin ilginç tarafı, yani bir şeyler oldu. Trakya bölgesine aldığımız haberlere göre Edirne'de de var, Tekirdağ'da da var, Kırklareli'de de yoğun bir şekilde var. Son bir haftadan beri şikayetler arttı. Ayçiçekleri aşağıdan yemeye başlıyor, yukarıya kadar bütün yapraklarını kurutuyor. İlaçla mücadeleye devam edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Tarım İl Müdürlüğü elemanları da sahada. Ziraat Odası olarak bizim elemanlarımız da sahada. Üreticilerimiz de zaten diyalog içerisindeyiz. Onlar da çok ilgililer. Çünkü masraflar ağır. Herkes her gün tarlasına gidip kontrol ediyor. İnanın bir günde acayip şekilde zarar veriyorlar yani. İnanılır, gözle görebiliyorsunuz yani. Sabah bırakın, akşam bir gelin, bir görün. Gündüz geçsin. Dersiniz ki tanıyamazsınız tarlanızı. Öyle zarar veriyorlar yani.